Bizim burada zaten zor şartlar altında çalışıyoruz. Bu bölgede, Diyarbakır bölgesi genel anlamda. Bir de bunun üzerine kış aylarında bu elektrik sıkıntısı tuttu mu bizi? Zaten sıkıntılı haldeyiz. Şu an piyasa genel anlamda durgun. Elektrikler gördüğünüz gibi git gel yapıyor. Her sıkıntı var, hiçbir şekilde çalışamıyoruz. İnsanların işini göremiyoruz. Sıkıntı oluyor, sıkıntı da oluyor bize. Hani dileğimiz şudur ki hani buna bir çözüm bulunsun. Hani hepimize de yazıktır. Bütün halka yazıktır. Zaten kıt kanaat millet geçiniyor. Var yani en azından bunlar da bize ekstra bir sıkıntı olmasın. Yani dileğimiz budur. İnşallah bunu dikkate alırlar. Hani bizi bu sıkıntıdan kurtarırlar yani. Bu konuda TEDAŞ'ı aradık. Yani işte dedik yani ne olacak? Hani kaçaktan dolayı herhalde öyle bir sıkıntı var. Şimdi yani yaşın yanında herhalde hani kurun yanında yaş mı gider? Yaşın yanında mı kuru gider artık bilmiyoruz. Yani biz de arada gidiyoruz bu şekilde. Tabii bunun günahı ve var bizim üzerinde yıkılmaması lazım. Ona göre güçlendirilmesi lazım. Ve hatta kaçaklara daha baskı yapılması lazım. Yani başkalarının sıkıntısı bir çekmek istemiyor açıkçası. Sonuçta bizim de hani biz de bu halkın, bu milletin bir evladıyız. Bu sıkıntıyı çekmek zorunda değiliz. Hani bu ne sıkıntı varsa onlarla gidersinler yani. Hani halka bu eziyeti çekme hakkı kimsenin yoktur zaten. Bir haftadan beridir elektriklerimiz 15 dakika var, 15 dakika yok. O şekilde söyleyeyim daha güzel ifade edilir. Biz esnaf olduğumuz için yaptığımız tüm işlemler hemen hemen elektrikle oluyor. Elektriğin yanı sıra telefon hatlarında da bir sıkıntı var kaç gündür. Telefon hatları olmayınca malımız internet bağlantısı da olmuyor. İnternet bağlantısı olmayınca kontür yüklemesi vesaire satışlar vesaire olmuyor. Bu konuda gerçekten muzdaribiz. Muhatap olarak herhangi bir yetkili bulamıyoruz. Sizin aracılığınızla yetkililere seslenmek istiyorum. Biz esnafları bu sıkıntımızdan bir an önce kurtarsınlar. Her sene aynı sıkıntı, aynı çile yeter artık. Yani sözde TEDAŞ'ın yönetimi değişti. Halbuki değişen hiçbir şey yok. Şu anda gördüğünüz gibi karanlıktayız. Bir an önce bu sorunun, sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. Yani son 1-2 senedir herhalde yönetim değişti, özelleşti. Değişen pek bir şey yok. Yani her ne kadar özel olduğu söyleniyorsa da nihayetinde bir şekilde devlete bağlıdır. Devletin vermiş olduğu ihaledir bu. Yani biz şeye bakıyoruz, kendi işimize bakıyoruz, gücümüze bakıyoruz. Kendi penceremizden bakıyoruz. Elektriğimiz olsun, işimiz yürüsün. Amacımız bu yani. Yoksa başka bir kaçaklardan dolayı bir sıkıntı varsa bununla ilgili çalışmalar yapılır. Kaçaklar tespit edilir. Gereken önlemler alınır. Yani bu bizim görevimiz değil. Vatandaş olarak bizim görevimiz değil. Bu yine kendilerinin görevidir. Buyursunlar yani saha açıktır. Gerekli çalışmaları yapsınlar. Bir şekilde elektriğiniz gelsin. Bizim derdimiz bu yani. Bizim arabamızdır, bizim vitrinimizdir elektrikli olduğu için biz sabah geliyoruz, bir saat, iki saat burada kalıyoruz. Biz istiyoruz, elektriği bekliyoruz ki biz arabamızı yukarı çekelim. Biz arabamızı çekiyoruz, bir iki saat bekliyoruz. Ondan sonra biz bekliyoruz, bir iki saat de vitrinimizin yukarı kalkması için. O da asansörlü olduğu için. Yani biz bir de akşam oluyor, aynı öyledir. Biz 2-3 günde elektrik vermiyoruz. Biz bunu yetkililerden özellikle istiyoruz ki bu konuya bir el alsın. Biz buradan mağdur durumdayız. Yani bunu bir çare bize bulsunlar. Bizim isteğimiz budur. Biz bu sabah aradık, birkaç sefer aradık. Dedi bir yarım saat sonra geleceğiz, gelmediler. Bir daha aradık, yine dediler geleceğiz, gelmediler. Yani ilgilenen de yok daha doğrusu. Biz telefonu da zaten düşünüyoruz. Evet, hali hazırda budur. Kaçak olsa bir çare bulsunlar. Yani çare bulsunlar. Yani kaçak oldu diye bizim elektriğimiz olmaz. Elektrik gider. O öyle bir kayda da yok. Biz de mağdur oluyoruz. Şu an mağdur durumdayız. Mesela akşam da kapatacağım. Şimdi ben korkuyorum diyorum. Vitrinim nasıl inecek? Benim darabım nasıl inecek? Ben nasıl eve gideceğim? Bazen oluyor geç saatlere kadar burada kalıyoruz ki biz darabımızı ve vitrinimizi aşağıya gidelim. Ondan sonra gidelim. Durum budur.